Merhaba değerli gönül dostlarımız. Sizler soruyorsunuz, bizler cevaplıyoruz programımızın bugünkü bölümünde. EKPSS sınavından alınan puanın geçerlilik süresi ve bu puanın hangisinin dikkate alınacağı üzerine kısa bir bilgilendirme yapacağız inşallah. Evet arkadaşlar, EKPSS bilindiği üzere her 2 yılda bir gerçekleştirilen engelli kamu personel seçme sınavıdır. Bu sınavdan aldığımız puanlar daha önce 2 yıldı geçerlilik süresi ama yeni düzenleme ile 2016 yılı da dahil olmak üzere puanlar 4 yılda bir geçerlilik kazandı. Yani 2022'de gireceğiniz bir sınavın puanı 2026'ya kadar geçerli arkadaşlar. Burada hepimizin sık sorduğu soru şu: hangi puan dikkate alınır? Yani 2022'de sınava girdik, 2024'te sınava girdik ama 2022'de aldığımız puan 4 yıl geçerli, 2026'ya kadar hangisi dikkate alınır? Sevgili arkadaşlarımız, sınav sisteminde her 2 yılda bir sınava tabi tutulduğumuz için örnek veriyorum, 2022'de 80 puan aldınız, 2024'te 81 puan aldınız. Arkadaşlar, 4 yıl boyunca 2024 yılında aldığınız 81 puan sizin tercihlerde dikkatinize alınacak. Yani buradan özetle en yüksek alınan puan tercihlerde baz alınır. Yani düşük aldığınız puan geçersiz olur arkadaşlar. Bunu tarihlerle sizlere örneklemeye çalıştık. Özetleyecek olursam, sınav puanının geçerlilik süresi 4 yıldır arkadaşlar. Her 2 yılda bir sınava giriyoruz. Her 2 yılda bir sınava girdiğimiz için en yüksek aldığımız puan geçerlidir. Mesela 2022'de 90 aldık, 2024'te 85 aldık. Ama 2026'ya kadar 2022 sınavının puanı geçerli olacağı için 2022'de aldığımız sınav 90 puan geçerli olacak. Yani son sınavda aldığımız düşük puan geçerli olmayacak. Tercihleri bu şekilde yapabiliriz. Diğer bir konuda sınava girerken ibraz ettiğiniz diploma türü, yani lise mezunu olarak sınava girdiniz ama üniversite tercihleri yapabilir miyiz? Arkadaşlar böyle bir şey yok. Yani lise mezunu olarak girdiğiniz bir sınav puanıyla ön lisans ve lisans mezunlarının girdiği puandan tercih yapamazsınız. Bu tip durumlarda mevzuat gereği atamanız olmuş bile olsa atama iptal olunur ve aldığınız maaşlar sizlere geri iade edilir. Sizden alınır yani. Bu maaşlar geri alınır sizden. Evet arkadaşlar, diğer bir konu da evrakta usulsüzlük mevzusu var. Bu da çok önemli. Yani sınav evrakları, sınava girerken başvuru yaptığınız evraklar o an şartlarına uygun bir şekilde olması gerekiyor. Atama gerçekleşirse ve ilerleyen dönemlerde bu evraklar üzerinde herhangi bir sıkıntı tespit edilirse memuriyetiniz sonlandırılır ve aldığınız maaşlar sizden faiziyle geri alınır arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, özetleyecek olursam sınav süremiz 4 yıl, puanı yani geçerli. Her 2 yılda bir sınava giriyoruz. Aldığımız en yüksek puan bizim için tercihlerde önemli. EKPSS ile ilgili sizlere bugün de puanlama sistemini biraz anlatmaya çalıştık. Yayınlarımız sizlerden gelen sorular üzerine devam edecek arkadaşlar inşallah. Daha güzel yayınlarda, daha güzel programlarda bir arada olmak, buluşmak temennisi ve dileğiyle hepiniz kalın sağlıcakla, dostça kalın, iyi kalın, mutlu olun. Sınavlara hazırlanırken de en önemlisi moralinizi bozmayın arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun.